Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirirsiniz. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz, makyaj yapacağız. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi hemen aslında yeni ürünleri göstermeden önce, deneyeceğimiz ürünleri göstermeden önce birkaç alışverişim oldu ve ürünleri çok beğeniyorum, çok memnun kaldım. Tekrar da indirime girer diye düşünüyorum. Onlardan minicik böyle bahsetmek istiyorum size. Sonrasında da yeni ürünlere hemen geçeceğiz. Şimdi ilk olarak geçen bir Mişe indirimi oldu ve daha önce size pamuklarını çok beğendiğimden bahsetmiştim. Mağazasından almıştım. İndirime girince tekrar aldım ve bununla birlikte farklı bir çeşit pamuğunu da aldım. Hatta o pamuk videosunda yani bahsettiğim videoda bir yorum gelmişti. Ben anlayamamıştım yorumu. Farklı çeşitleri olduğunu bilmiyordum çünkü. İşte pembe paketli pamukla normal pamuk arasındaki farkı ne diye. Şimdi onu da öğrenmiş oldum. Size de bahsedeyim. Hatta göstereyim. Belki siz de böyle bir şey arıyorsunuzdur. Alabilirsiniz. Yani tekrar indirime girer diye düşünüyorum. Ben şimdi ilk olarak şu çok beğendiğim pamuktan tekrar aldım. Ki benimki bitmedi. Yani bir ayı geçti herhalde. Belki daha fazladır kullanıyorumdur. Dikişsiz, yumuşacık, gerçekten ürüneme çok güzel bir pamuk bu Misha'nın pamukları. Bundan tekrar aldım indirimdeyken. 150 lira gibi bir fiyata geldi sanırım. Normal fiyatı 195 lira olması lazım. Gerçekten hani böyle uzun süre gidiyor yani. Gayet güzel pamuklar. Onun dışında da şunu gördüm. Sonrasında da yorumu anladım zaten. Bu pamuklar da hemen açalım. Ben de açmadım. Bunu kaç liraya aldım? Bu da herhalde 100 lira gibi bir fiyata geldi. Bu pamuklar da makyaj temizleme pamuğu değilmiş. Bunlar bakım pamuğuymuş. Yani kağıt maske gibi toniğinizi, losyonunuzu uygulayabilirsiniz. Bileceğiniz pamuklarmış. Hani böyle Kore bakımlarında var ya, bırakıyorlar hani böyle petleri, pamukları. Aynı o şekilde kullanabileceğiniz pamuklarmış. Hemen bir görelim nasıl pamuklar. Belki dediğim gibi indirimde siz de almak istersiniz. Ve bunlar suni ipek pamuk olarak geçiyor. İncecik şöyle bir kağıt. Aynen pamuk. Ama ben şey diye düşündüm. İşte hyaluronik asit ya da hyaluronik asit toniğim var. Çok güzel. Hani böyle birazcık koyarım. Retinolden dolayı buralarımda çok fazla kuruluk oluyor ve soyulmaya başladı cildim. Şöyle birazcık hani nem maskesi gibi yaparım diye düşünmüştüm. Yani şöyle bir görelim istedim aslında birlikte. İkinci ürünüm de benim aslında yıllardır kullandığım ama son zamanlarda çok fazla böyle bulamıyordum freshini. Yani hep kaçırıyordum. Aslında piyasada var ama gerçekten ben bulamıyordum. O yüzden de Isana'nın kuru şampuanını alıyordum. Gratis'te indirimdeydi. 175 liraydı. Hala devam ediyorsa iyi yani. Diğer yerlere göre gayet fiyatı iyi. Kesinlikle ve kesinlikle piyasanın yani en iyi kuru şampuanı Batist'in fresh olanı. Orijinal olanı. Fresh değil mi bu? Aynen. Klasik fresh olanı. Yani bunu bulamadığım zaman Isana'nın yeşil kapaklısını, yeşil paketini alıyorum. Ama birincisi kesinlikle bu. Hani kuru şampuan denemediyseniz, denemek istiyorsanız en iyisi kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim yeni ürünlere. Hemen kısaca şöyle göstereyim neleri deneyeceğiz. Ondan sonra da denemeye başlayayım. Reels'larını çektim bu ürünlerin ama buraya da koymaya çalışıyorum artık shorts olarak ama daha detaylı böyle kullandığım için yorum da yapabileceğim. Ve Instagram olmayanlar için de burada da biliyorsunuz deniyorum. Hemen şöyle Flormar'ın yeni tintlerini deneyeceğiz. Yorumlamayayım. Birazdan yorumlarım. Lighten şöyle bir makyaj bazı çıktı. Bunu deneyeceğiz. Şöyle Golden Rose'un bundan da bahsedeyim. Bu da çok denenecek bir şey değil. Bundan da bahsedip makyaja geçeyim. Stick parfümleri çıktı. Şöyle bunu da göstereceğim size. Ve Emily in Paris dizisinin şöyle Revolution'la bir işbirliği. İki ürününü aldım. Bunların tanesi 250 liraydı. Fiyatları yüksek. Yani çok hani ürünlere değer mi derseniz. Mesela şu paketlemeye tamam. Hani bu bir koleksiyon ürünü. Gayet güzel. Ama şu allık için birazcık aslında üzüldüm. Yani daha güzel bir paketleme beklerdim. Ama şey olarak performans olarak fena değil. Şöyle göstereyim bunu da. Bunları da birlikte deneyeceğiz. Ben şimdi normalde her zaman kullandığım ürünlerle makyajıma başlayayım. Onları açıklamalar kısmına her zaman yazıyorum. Hızlı hızlı oraya geçelim. Yeni ürünlerde yorumlarımı yapayım. Ürünleri göstereyim size. Dedim ama bunu yorumlamayı unuttum. İlk olarak bununla başlayalım. Golden Rose'un stick parfümleri çıktı ve 5 çeşidi var. Ben görür görmez Instagram'da paylaştım. Hepimizin çok dikkatini çekti. Sonrasında da mağazaya gidip o 5 kokunun işte testerlerine baktım. 2 tanesini beğendim. Lovely ile Charm'ı ve Lovely'yi aldım. Birazcık da böyle kendi parfümümün kokusuna yakındı. Hani çok benzer birebir değildi ama yakındı. Dedim ki en azından kendi parfümümün kalıcılığını arttırırım diye düşünerek bunu aldım. Şimdi ben birazcık bundan bahsedeyim. Tabloyu da koyacağım. Trendyol mağazalarında bir tablo var. İşte o 5 kokunun da notaları vesaire hepsi yazılmış. Sadece bir tanesi unisex koku. Cool olanıydı sanırım. Mavi olanı. Diğerleri tamamen işte kadın kokuları. Kadın parfümleri. Benim aldığım hem çiçeksi hem de meyveli bir koku ama benim direkt böyle kokladığımda aldığım şey kırmızı meyveler aslında. Yani böyle orman meyveleri
diyeyim direkt. Sadece o kokuyu alıyorum. Bence kalıcılığı hiç fena değil. Yani bayağı 3-4 saat yoğun bir şekilde kokuyu alıyorum. Hatta birazcık buralarıma uyguladığımda şey demiştim ben Instagram'da. Hani çok yüksek bir yayılımı yok demiştim ama kendiniz için yani kendim çok fazla o kokuyu alıyorum. Biraz başınızı ağrıtabilir sonradan. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tipi var. Çok çok tatlı. Ben şöyle yapıyorum. Bayağı kokuyor bu arada. Şöyle bileklerime iki tarafa da uyguluyorum. Şöyle yapıyorum. Sonrasında da bazen tek başına kullanıyorum. Bazen de dediğim gibi direkt kendi parfümümün de üzerine sıkıyorum ve kalıcılığını arttırıyorum ki kendi başına da kalıcılığı hiç fena değil. Ha, mükemmel kokular mı? Değil. İki tanesini dediğim gibi daha çok beğendim. Lovely ve Charm'ı. Onlar da hani muhteşem kokular değil ama böyle tatlı bir şey ve alınabilir, denenebilir diye düşünüyorum. Ben gayet beğendim yani. Kullanıyorum. Hiç fena değil. Ama daha güzel kokular olabilirdi. Keşke daha farklı çeşitleri de çıksa. Daha güzel kokuları olsa. Çünkü böyle kalıcılığı falan bana gayet başarılı geldi. Bunu da göstermiş olayım ve başlayayım. Aslında bir tane daha yeni ürünüm var. Onu da mı eklesem diye düşünüyorum ama güzel bir göz makyajı. O zaman kendi göz makyajımı yapayım ki size onu o ürünün güzelliğini de göstermiş olayım. Çok fazla konuştum ama durun. Bunu da göstermek istiyorum size. Kiko'nun bu highlighter kalemini sonunda aldım. Ben bunu TikTok'ta görmüştüm ve gördüğüm video filtreli miydi değil miydi çözemedim. Yani o kadar güzel görünüyordu ki filtreli falan zannettim ama gerçekten çok güzel bir kalemmiş. Hatta bu zamana kadar kullandığım en güzel stick highlighter. Flormer'ın da kalemini kullanıyorum ben. Hatta şunu göstereyim. İkisi arasındaki farkı da göstereyim. Ya bu video birazcık böyle bir video olsun. Tamam. Memnun kaldığım şeylerden de bahsettiğim bir video olsun. Şimdi ben bunu almıştım biliyorsunuz. Flormer'ın stick highlighter'ı. Bayağı da kullandım. Şöyle göstereceğim. Şu iç kısımlar için sadece kullanıyorum ben highlighter'ı biliyorsunuz. Çok fazla kuruluk problemim var benim göz çevremde ve aslında çok güzel nemlendiriyorum ama çözemiyorum yani. Var bir problem. Buralarımda da bu kalem inanılmaz kuru duruyordu. Parça parça durmaya başladı. Makyajımın tüm güzelliğini gerçekten mahvetmeye başladı. Ama sizin kuruluk probleminiz yoksa gayet güzel bir kalem ve bunu da tercih edebilirsiniz. Bu kaç lira? Bu da biraz pahalandı. Yani aralarında muhtemelen bir 100 lira var indirimsiz olarak. Ama indirimdeyken bence kesinlikle tercih edilmesi gereken kalem budur. İkisi de iyi dediğim gibi hangisini tercih ederseniz göğüs çevrenizde kuruluk problemi yoksa memnun kalırsınız. Ama bu başka bir şey. İndirimsiz fiyatı 350 lira. Ben indirimli olarak 250 liraya aldım. Bir tarafı normal krem renginde bir kalem. Yumuşacık. Şöyle. Ben bu tarafını kullanmıyorum. Bir tarafı o kadar güzel bir highlighter kalem ki inanılmaz kremsi, inanılmaz yumuşacık bir yapısı var. Çok güzel dağılıyor. Kalıcılığı çok yüksek ve hiç böyle kuru durmuyor, kötü durmuyor. Gerçekten çok güzel. Bayıldım yani. O TikTok videosu kimindi bilmiyorum. O hani videodan görmüştüm. Gerçekten teşekkür edeyim yani. O kadar güzel bir kalem ki bayıldım. Bakın. Bu şekilde. Bu birazcık daha böyle pembemsi bir highlighter. Bu da daha sarımsı. Ama aralarında gerçekten bir yapı farkı var. Kuruluk probleminiz varsa kesinlikle bu. Bunu da denemek istedim. Tamam şimdi artık başlıyorum ve konuşmayı bırakıyorum. Şimdi hemen kendi göz makyajımı yaptım minikçe. Böyle rimeli falan sonra süreceğim. O Kiko highlighter'ı da çünkü deneyeceğiz. İlk olarak şu bazla başlamak istiyorum. Lighten makyaj bazı, yeni bazı, stick formunda. 150 lira gibi bir fiyata aldım. Zam geldiğini zannetmiyorum. Bu da yeni bir ürün. Şöyle göstereyim. Böyle bir matlık ya da işte direkt gözenek gizleme vaadi falan yok. Tamamen makyajı pürüzsüz gösterme ve hani makyajı iyi tutma. Güzel bir makyaj bazı vaadi var. Ben hemen uygulayayım sonra da yorumlarımı paylaşacağım. Şöyle gözeneklerimi falan iyice görüyorsunuz. Etkisini de görürsünüz. Çok hafif bir blurlama etkisi var. Kendi direkt böyle gözlemlerimden yani bendeki etkisinden bahsedeceğim. Makyajı evet güzel tutuyor ve kullandığım gün şunu fark ettim ama direkt böyle bir etkisinin olduğu falan yazmıyor yani bunun için değil ama bendeki etkisi bu oldu. Siz hani direkt bunun için alırsanız belki memnun kalmazsınız. O yüzden bunu söylüyorum. O hafta cildim gerçekten çok yağlanıyordu ve bunu kullandığımda yağlanmanın gün sonunda az olduğunu gördüm. Hatta bayağı azdı ama yine de hani böyle direkt yağlanma için falan olan bir baz olmadığı için direkt böyle matlaştırıcı bir baz olmadığı için hani çok da direkt bunun için alın diyemem. Hani Wet n Wild'ın Impossible'ını ben çok beğeniyorum. Ona da bakabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani bendeki etkileri bu şekilde oldu. Makyajı gerçekten güzel tutuyor ve pürüzsüz bir etki veriyor. Ama gözenek gizleme vesaire tabii ki bunlar yok. Keşke birazcık gözenek gizleseydi. Ama şöyle bir yatıştırıcılığı var farkındaysanız. Bakın ben daha çok böyle gözeneklerimin olduğu yerlere uyguladım. Birazcık daha böyle fazla uygulayayım. Bu taraflara getirmek istemiyorum. Şöyle göstereyim. Hani ben çok etkili bulmadım. Çok böyle makyajı değiştiren farklı yere taşıyan bir ürün değil. Yine fiyat performans, hani makyajı güzel tutuyor mu? Tutuyor. Ama çok bayıldığım bir ürün olmadı. Onu söyleyeyim.
Böyle bir duruşu var. Böyle yağlı bir hissi yok. Ama dokunduğunuzda birazcık fazla da uyguladım tabii ki. Şey bir yapısı var yani. Böyle hissedilir bir yapısı var. Yine bir ürünü denemeyi unuttuğumu fark ettim ve gösterirken de üründen de bahsetmedim size. Emily in Paris'in Revolution'la olan bu mini koleksiyondan iki parça almıştım. Birisi bu allık ve dudak ürünü. Biraz böyle kalıcılığı güzel tint gibi bir ürün. Birisi de bu lip balm'dı. Çok güzel bir paketlemesi var. Şöyle göstereyim. Lip balm'ı deneyelim. Niye denemedik? Hemen uygulasaydım. Şimdi şöyle göstereceğim. Çok güzel bir paketleme. Şamper. Şöyle. Hemen bunu açalım. Bu işte çok güzel bir koleksiyon ürünü bence. Bu tarz paket Emel'e çok seviyorum. Ama içi böyle bir lip balm. Çok güzel nemlendiriyor. Güzel bir lip balm ama 250 liralık bir şey mi? Tabii ki değil. Yani başka şeylerde alınabilir. Sadece paketleme için alacağınız bir ürün bence bu. Ve şuraya bir tane böyle bir şey koysalarmış da uygulamamız kolay olsaymış. Şöyle uyguluyorum. Gerçekten güzel bir lip balm bu arada. Ben bunu Frutia'nın şeyiyle kullandım. Ne denir ona? Mini aparatı var ya, kaşığı var ya, onunla kullandım. Yani onun gibi bir şeyi şu boşluğa koyabilirlermiş. Lip balm kısmını gayet beğendim. Şimdi hemen makyaj bazı hakkında da konuşmaya başlayalım. Şöyle göstereyim size. Yani böyle olumlu bir etkisi de var bence. Ama çok böyle muhteşem mi bilemiyorum. Yani böyle ne çok gerekli bir ürün, ne çok... Yani hani almayın da diyebileceğim bir ürün değil tabii ki. Tercih meselesi. Yani çok büyük farklar yaratan bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle baktığımda da fondötenim güzel görünüyor mu? Evet, güzel görünüyor. Yani aynada da güzel görünüyor. Yani böyle bir makyaj bazına ihtiyacım var, uygun fiyatlı bir şey de olsun istiyorum derseniz alınabilir bir ürün. Ama çok beklenti içinde olmadan. Ya da işte gözenek kapatıcılığı mesela çok çok yok. Çok hafif bir blur etkisi ve pürüzsüzlük etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Deneyeceğimiz 3 allık var. Tintler de çünkü hem yanak hem dudak ürünü. Onları da göstereceğim size. O yüzden ben ilk olarak bu Kiko kalemi göstermek istiyorum. Hemen şuralara uygulayacağım. Rimelimi uygulayacağım. Şu beyaz kısmını, krem kısmını, kalem kısmını daha doğrusu çok fazla kullanmıyorum. Bu alta çektiğimde gayet güzel kullanabilirsiniz. Ben Reels'da göstermiştim. Şimdi uygulamayacağım. Çok fazla gözüm sulanıyor benim. Ben çok böyle altlara bir şey uygulayamıyorum. Yani gözümle çok uğraşamıyorum. Ama güzel. Onun için de alabilirsiniz. Ben direkt şunun için. Ve kuru durmasın diye bunu tercih ettim. Çok güzel. Yani hani abarttığımı düşünmüyorum. Çünkü ancak bunu göz çevresinde ciddi bir kuruluk olanlar anlar. Her şey parça parça duruyor. Ne kadar nemlendirirseniz nemlendirin. Ürünlerin de böyle nemli ve kolay uygulanabilir ürünler olması gerekiyor. Gerçekten çok beğendim. Yani böyle bir probleminiz varsa bunu tercih edin. Çok beğeneceğinize eminim. Şimdi gelelim Flormer'ın tintlerine. 4 renk çıktı biliyorsunuz. Bir tane kırmızı var, bir tane de farklı bir rengi vardı. Turuncu bir rengi vardı sanırım. Ben onları değil, direkt görür görmez bu renkleri almak istedim. Şöyle internette kahve bej diye geçiyor ama biraz pembemsi ve turuncumsu duruyor bu renkte. Ten renginden ve dudak renginden de değişiyor tabii ki. Herkes de farklı duruyor yine. Bu da yine birazcık turuncumsu duruyor. Biraz daha kahve durur diye almıştım. Ama ben ikisini de çok beğendim. Hemen öncesinde ben yorumları yapayım size göstermeden. Zaten görmüşsünüzdür yani Reels da görmüşsünüzdür çünkü yapısını. Şimdi kalıcılığı diğer Flormer tintlere ve diğer tintlere göre dudakta çok az. Ben de mesela ben sabahtan sürmüştüm. Akşam üzerine kadar çerçeve şeklinde sadece kenarlarda kaldı. İç kısmı tamamen gitti. Ama o çerçeve kısmı gerçekten akşam üzerine kadar kaldı yani. Saatlerce kaldı. Yanakta kalıcılığı çok başarılı. Şimdi ben bunu paylaştığımda Reels'te hemen altta şey yorumu olmuştu bir arkadaşın. Hani renk bile vermiyor. Neresini beğendin? Gayet de renk veriyor. Fakat siz belki fosforlu kırmızıları, pembeleri beğeniyor olabilirsiniz. Ama ben kendimde yakıştırmıyorum. Ben böyle renkleri daha çok beğeniyorum. O yüzden böyle hafif bir tintin olması, hafif renkte bir tintin olması beni çok mutlu etti. Ve gayet güzel renkler. Bakın şimdi. Gayet pembe renk veriyor. Şimdi dudaktaki duruşu bu şekilde, bu rengin. Hemen yanakta göstereceğim size. Yanakta bir tarafına uygulayayım. Bir tarafına da diğer kısmını uygulayayım. Çünkü bir tane daha aldık deneyeceğiz. Şimdi şöyle. Şöyle birazcık elimle uygulayayım. Sonra ben dağıtırım. Elimle uygulayınca tüm ürünü aldım. O yüzden hemen fırçaya geçtim. Şimdi yanakta da böyle çok tatlı, hafif bir renk veriyor. Ve yanaktaki kalıcılığı gerçekten başarılı bence. Bu da, bu arada numaralarını söylemedim ya. Bu 04 zaten yani biliyorsunuz ama söyleyeyim. Bu da 02 numara. Bu arada tüm stokları da yenilenmişti dün. Bekleyenler vardı bu 02'yi. El üzerinde göstermedik. Ay bugün birazcık şaşkınım. El üzerinde bu şekilde. Çok çok hafif bu. Tam böyle hani sağlıklı bir görünüş elde etmeli. Hemen 02. Bayağı güzel yapıları bence. Bu da böyle kiremit rengi.
Şöyle hala buna. Bu arada bu ikisinin arasında çok fazla bir renk farkı da yok. Yani birinden birini alabilirsiniz bence. Aynı gibi duruyor. Bakın bu da bu şekilde. Bu arada şey diye de soruluyordu, çabuk biter mi diye. Evet, minik ürünler ve böyle hani her uyguladığınızda fazla fazla geliyor. Muhtemelen çabuk bitecektir yani. Sürekli kullanırsanız, her gün kullanırsanız çabuk bitecektir. Bunu da bu tarafa uygulayalım. Ben yine fırçayla uygulayacağım. Hafif turuncu, pembe. Bu da bu şekilde duruyor. Biraz daha arttırayım. Evet, bakın. Turuncu, bu daha pembe. Benim yorumum bu şekilde. Ben dediğim gibi o tint renklerinden çok sıkıldım. Yani yakışana gerçekten çok yakışıyor ama kendim de beğenmediğim için, biraz daha böyle doğal renkleri istediğim için ben gerçekten beğendim. Hemen bir rimel süreceğim. Sonrasında da son bu Emily'nin allık ve dudak ürününe geçeceğiz. Gelelim bu ürüne. Revolution Emily in Paris dudak allık ürünü. Bendeki rengi Pinky Swear Pink. Şöyle. Ben bunu şundan dolayı birazcık daha değişik bir paketlemesi olur diye düşündüm. Bantlı falan olduğu için de tabii ki göremedim. Yani gerçekten bir Eiffel olur diye düşündüm ama değildi. Şöyle normal bir allıkmış. Biraz yapısı yoğun. Hatta bayağı yoğun. Çok tatlı bir pembe. Kalıcılığı allık olarak bayağı iyi. Dudakta da yani güzel duruyor ama dudakta böyle bir bu kadar pembeyi ben sevmem. Ama çok güzel mat bir ruj olarak kullanılabilir. Hemen allık olarak göstereyim. Emily in Paris'te hangi karakterleri seviyorsunuz? Yani şey mi? Gabriel mi? O diğer çocuğun adı neydi? Archie miydi? Hemen şöyle dağıtıyorum. Biraz hızlı sabitleniyor ama çok problem değil. Dağılıyor yani her şekilde. Bakın bayağı pigmentli ve güzel bir allık. Yani allık olarak çok güzel ama çok pembe. Ruj olarak rengi de bu şekilde. Şimdi benim makyajım bu şekilde oldu. Bayağı bir pembe oldu. Bu ürün de gerçekten çok kalıcı. Hem dudakta yine bir fazladan bir pembelik kaldı. Farkındaysanız yani tintlerle alakalı değil. Şu an direkt bunun rengi oldu. Hem de yanakta gerçekten bayağı kalıcı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.